Konumuz the articles. The ile başlayalım. Aynı türden birden fazlası içinden birini veya birkaçını belirtmek için kullanılan takıdır. Kelimelere belirlilik kazandırdığından definite article olarak adlandırılır. The en basit anlamıyla şu, o zamirleri gibidir. Yani başına the eklediğimiz kelimeyi bilmemiz gerekiyor. I wanted to eat all the cake by myself. Yani bütün keki tek başına yemek istedim. Burada ortada bir kek var, bir pasta var daha doğrusu. Ve bu pastayı gördük veya duyduk bir şekilde biliyoruz yani biz bunun hangisi olduğunu. İkinci örnek için she understood the situation. Durumu anladı. Bir durum var ve bu durumun ne olduğunu biliyoruz. The tekil isimle bazen bir tür veya sınıfı belirtebilir. Örneklerde olduğu gibi. The cheetah is the fastest animal in the world. Cheetah dünyadaki en hızlı hayvandır. Burada cheetah kelimesinin başına the ekleyerek tekille beraber bir türü tanımlatmasını sağlamış olduk. İkinci örnek cheetahs are the fastest animals in the world. Cheetahlar dünyanın en hızlı hayvanlarıdır. Burada the cheetah ve cheetahs aynı anlamda kullanılmış gibi oldu. Genelde bir ifade bir kez geçtikten sonra belirli olduğundan aynı ifadenin diğer kullanımlarında the gelir. Örneğin I watched a movie. The movie was extraordinary. Bir film izledim. O film sıra dışıydı. Burada ilk kez bahsettiğimizde e ile kullanılmış. İkinci bahsettiğimizde da ile. Diğer örnek. I study with a student. The student is my friend. Bir öğrenciyle çalışırım ve bu öğrenci benim arkadaşımdır. Bir diğer örnek. A car stops and the driver gets out. Araba durur ve şoför arabadan çıkar. Burada arabayı gördüğümüzden otomatikman şoförün de arabanın şoförü olduğunu bildiğimizden the geldi. Bazen belirlilik çok barizse the kullanmasak da olabilir. Mesela Captain is waiting for you. Kaptan seni bekliyor. Burada bir gemideyiz ve gemide tek kaptan olacağı için kaptanın kim olduğu otomatikman bellidir. Yani the eklememize ekstradan gerek yoktur. Diğer örnek Articles is a grammar topic in English. Articles İngilizce'de bir gramer konusudur. Burada bir konu olarak aldığımız için de is ile kullandık. Yani e, en ve the'den ayrı ayrı bahsetmemiş olduk. Bütün bir konudan bahsettik. Geldik a ve n'e. Genel konuşurken sayılabilen tekil isimlerin başına gelirler ve herhangi bir anlamı katarlar. Ve bu yüzden de the indefinite articles olarak adlandırılırlar. A ünsüz sesle başlayan kelimelerden önce gelir. Mesela person P harfi ile başlıyor. Bu bir ünsüz ses. Ball yine öyle. An ise ünlü sesle başlayan kelimelerden önce gelir. Apple mesela ünlü ses. Operation yine öyle. Burada ünlü ünsüz harf değil ses dememizin sebebi bazı kelimeler ünlü harfle başlayabilir ancak ses ünsüzdür. Veya tam tersi de olabilir. Mesela university bir sessiz ile başladığından başına e gelmiştir. Yani an university olması bu formülde gerekirken a university olmuştur. Yani ses ile geldiğinden böyle bunu belirteyim. Yine an hour, h bir sessiz harf olmasına rağmen hour olarak başladığından yani sesliyle başladığından an gelmiştir başına. Burada aslında historical güzel bir örnek. Eğer h'nin üzerine bastırıyorsak a historical deriz. H'ye bastırmayacaksak şayet an historical diye yuvarlayarak gideriz. Böylelikle sesin de tanımını yapmış olduk. Burada örnekler var. Mesela ilkini okuyayım hemen. I am a student. Ben bir öğrenciyim. Peki burada e olmasa da I am student olsa ne olurdu? Student tek başına önünde bir article olmadığında bir türü belirteceğinden ve burada da I am student dediğimizde ben öğrenci türüyüm yani diyemeyeceğimiz için o şekilde kullanımı mümkün değil. Ve böylelikle başına e veya the gelmesi gerekir. Diğer örneklerin anlamlarına da siz bakabilirsiniz. The ve an'in farkına geldik burada. Örnekler üzerinden açıklayayım. I want a book. Bir kitap istiyorum. Bu herhangi bir kitap. I want the book. Bir kitap istiyorum ama bu kitabı biliyoruz biz. Hangi kitaptan bahsettiğim konusunda bir bilgimiz var. He drives an old car. Diğer örnek. Eski bir araba sürer. Burada da herhangi bir arabadan bahsediyoruz. He drives the old car. O eski arabayı sürüyor. Yani bir eski arabadan haberimiz var hangisi olduğundan. Son olarak we bought the bike. Bir bisiklet satın aldık ama yine bildiğimiz bir bisiklet.
Burada bir cümleyi değişik şekillerde yazdık. Tek tek ne anlama geldiğini anlatarak an ve the farkını tamamen kavrayabileceğimizi düşünüyorum. İlk örnek, the man talked with a woman. Adam bir kadınla konuştu. Burada adamı biliyoruz ama kadını bilmiyoruz. İkinci örnek, a man talked with a woman. Bir adam bir kadınla konuştu. Burada ikisini de bilmiyoruz. Üçüncü örnek, a man talked with the woman. Bir adam o kadınla konuştu. Burada kadını biliyor, adamı bilmiyoruz. Son olarak da the man talked with the woman. Adam kadınla konuştu. İkisini de tanıyor, biliyoruz. Son olarak burada birkaç örneğimiz daha var. Tek tek okuyorum bunları. Pencils have sharp points. Kalemlerin keskin uçları vardır. The pencils have sharp points dediğimizde ise kalemlerin keskin uçları vardır. Ama bu kalemler çoğul da olsa bildiğimiz bir çoğul. O açıdan the gelmiş başına. Pencil has sharp point. Kalem keskin bir uca sahiptir. Bu da kalem türünü kastedersek şayet gelmeden de kullanabiliriz. The pencil has sharp point. O kalem keskin bir uca sahiptir. Yine aynı şekilde bildiğimiz bir şeyden bahsettiğimizde. Son örnekler, they saw houses. Evler gördüler. Burada yine evler herhangi evler olduğundan başına bir şey almamış. They saw the houses. Burada belli evleri kastettiğimizde yine the aldı. They saw house. Ev gördüler. Burada yine başına türü kastetmiyorsak e gelebilir. Ve son olarak they saw the house. Evi gördüler. Bu şekilde bu dersi de bitirebiliriz.